Hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan Kafkasların incisi, Rusya'nın Antalya'sı, Soçi'den merhabalar. Evet efendim, Rusya'nın Antalya'sı dediler, geldik, gezdik, sizler için çekimler yapıyorum. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim videoda. Siz görüntüleri seyredeceksiniz, ben videonun üstüne konuşacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü şehir çok büyük ve devamlı size buradan vlog çıkartamam, çok saçma bir şey olurdu. O yüzden çektiğim görüntülerin üstüne belirli informasyonları, belirli böyle istatistik verilerini size anlatıp hem seyredin hem de bilgi edinin diye böyle bir şey düşündüm, canınız sıkılmasın diye. Evet efendim, Soçi'deyiz. Soğuk bir Moskova havasını ardımızda bırakırken gökyüzünden ilk gördüğümüz Karadeniz'in adı gibi olmayan masmavi denizi ve Kafkasların tepelerindeki karla beraber yemyeşil dağları oldu. Şehrin büyüklüğüne göre küçük bir havaalanına sahip Soçi'nin merkezine uğramadan havaalanına yakın Olimpiyat bölgesinde bulunan 3 gün boyunca konaklayacağımız Soçi Park adlı otele 800 ruble karşılığında Yandex taksiden çağırdığımız minivan ile gidiyoruz. Bu otelde biraz vakit geçirdikten sonra ülkemiz otellerinin verdiği kahvaltının yanına yaklaşamayacak olan bir kahvaltı sonrası şehri keşfetmek için 3 tekerlekli bir motora 300 ruble vererek Olimpiyat Parkı'na ulaştık. Muhteşem devasallıkta olan bu yapılara bakarken her bir yapının üzerinde Türk mühendisinin, Türk işçisinin emeğinin olması beni anlamsızca mutlu ederken Karadeniz'in rüzgarının soğukluğu ve güneye inmemizden dolayı ısıtan güneşin sıcaklığı vücuduma alışık olmadığım bir yük bindiriyordu. Olimpiyat meşalesinin bulunduğu alanın büyüklüğü ve yapıların birlikte oluşturduğu muazzam mimarinin bir bataklık bölgenin üstüne kurulduğunu duyunca şaşkınlığımız iki katına çıktı. Olimpiyat renkleriyle boyanan ve her biri ayrı yol olan köprünün üstünden geçerken sağ tarafa kurulmuş Soçi Park konferans binası ve eğlence merkezi de o bölgede insan eliyle kurulmuş bir manzara sunuyor köprü üstünde gezen insanlara. Bölgede kurulmuş olan Formula 1 pistinin devasallığı ve karşısına kurulan yeni tren istasyonunun mimari güzelliği binlerce kilometre karelik bir alanı adeta fotoğraf çekenlerin bir köşesi konumuna getirmiş. Bir otobüs ile Soçi trafiğinde 1,5 saatlik ayakta yolculuğun ardından Soçi merkeze ulaştık. Rusça tabelaların olmadığını düşündüğünüz anda bu şehir adeta insana İstanbul'u hatırlatıyor. Kuzeydeki şehirlerin tam aksine Sovyet şehir planlamacılığından hiç etkilenmemişçesine dar sokakları, sık bina araları ve Sovyet işçi evlerine benzer binaların olmaması bu şehri tamamen Rusya'nın diğer şehirlerinden ayırıyor. Stalin ve Putin'in de burada birer yazlık evlerinin olması insanı tabii ki şaşırtmıyor. Sokaklarını palmiye ağaçları ve kuzeyde göremeyeceğiniz ağaç türlerinin süslediği bu güzel şehire Rus zenginleri ayda bir kez gelerek kuzey şehirlerinin vermiş olduğu stres ve yorgunluktan kurtulmaya çalışıyor. İşlerini genelde freelance olarak yürüten bazı Rus vatandaşları da bu şehrin vermiş olduğu huzur ile Moskova gibi büyük şehirlere yapmış oldukları işleri buradan gönderiyorlar. Soçi limanına doğru yaklaşınca Sovyet mimarisinin yapmış olduğu deniz yolcu terminalinin bembeyaz binası karşılıyor sizleri. Bu binanın önünde balık tutan yerli halk torbalarının içindeki vodkalarını yudumlayarak vakit geçiriyorlar sahilde.
Diğer yandan ise havanın soğukluğuna rağmen kişi başı 1000 rubleye güneşin batışını seyretmeniz için üstünüzde psikolojik baskı uygulayan tur teknelerinin simsarları başınızı ütülüyor. Soçi şehrinin sokaklarının dar, nüfusun kalabalık olmasından dolayı merkez bölgede bitmek tükenmek bilmeyen bir trafik mevcut. Fakat burayı İstanbul'dan ayıran en önemli özellik sürücülerin hiç korna çalmaması. Sahilde yürüyüşe çıktığımızda bütün sahil şeridinin restoran, hediyelik eşya ve çocuklara yönelik atraksiyonlar ile olduğunu görüyoruz. Tabii benim gibi çocuklarınız ile geziyorsanız bu tür yerlere fahiş fiyatlar ile ödeme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Söylesenize, kaçınız çocuklarınıza bütün gün hayır diyebilir? Soçi şehrinin dünyanın en uzun ikinci şehri olduğunu öğreniyoruz orada turlarken. Ve şehrin sonu Abhazya sınırına dek uzuyor. Şehirde gezerken Abhazya ve Ermenistan plakalı araçların da göze çarptığını belirtmekte yarar var. Her gün otelden çıkışta Abhazya'nın sunduğu güzelliklere tur düzenleyen firmalar kişi başı 1500 ila 4000 ruble arasında bir fiyat ile bizlere gezi teklifi sunuyorlar. Fakat hava şartlarının kötü olmasından dolayı bu geziyi daha sıcak bir zamana erteledik. Soçi şehri bir turizm şehri olmasından dolayı aşırı derecede pahalı geldi gözümüze. Otomatlarda satılan küçük şaşal suyun bile 100 ruble olması şehrin ne kadar pahalı olduğunun adeta bir göstergesiydi bizlere. Bu güzel şehrin merkezini 3 günlük gezimizden sonra arkamızda bırakıp 1800 rubleye çağırdığımız minivan araçla Rusya'nın İsviçre'sine doğru yola çıkıyoruz. 1864 yılında Ubuhların Rus Çarlık askerlerine kahramanca direndiği Kafkas Savaşı'nın yaşandığı Kıbade bölgesine, şimdiki adıyla Krasnaya Polyana bölgesine gidiyoruz. Yol boyunca giderken o dağlarda Abhaz, Ubuh, Adige halklarının bir zamanlar yaşadıklarını düşünürken adeta büyülendim. Fakat savaş sırasında ve daha sonra Stalin zamanı sürgünler aklıma geldikçe bir o kadar da hüzünlendim. Bir zamanlar bizim olan topraklara, atalarımızın topraklarına gelmek ve oğluma bir zamanlar bu topraklar bizimdi demek beni bir o kadar gururlandırsa da bir o kadar kahır ve kedere yöneltmişti. Yolumuzda ilerlerken Rus hükümetinin Soçi bölgesine ve Krasnaya Polyana bölgesine çok büyük yatırımlar yaptığını görüyoruz. Dağların altından geçerek ve küçük köyleri geride bırakarak otelimize ulaşıyoruz. Adeta insana dünyanın saklı kalmış doğal cennetlerinden bir tanesiymiş hissi veren bu bölgeye Rusya'nın zenginleri ve orta sınıfın biraz üstü gelip kış ayları kayak sporu, yaz ayları ise yürüyüş ve dinlenme amacı için geliyor. 2007 yılında aktif bir şekilde Rus hükümetinin bu bölgede Gazprom şirketinin iştirakiyle hayata geçirdiği kayak merkezi sonrası belirli bir konsept dahilinde doğa ile bütünleşecek, göz estetiğine kötü gözükmeyecek otel yapıları ile birlikte teleferik inşaatları ile de çevredeki dağların en tepelerine ulaşım sistemi kurulmuş. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kış olimpiyatları sırasında burada kalan yabancıların hayran oldukları bölgede aynı zamanda 1886 yılında 36 Estonyalı ailenin yerleştirildiği Esto Sadok adlı bir köyde bulunuyor. Bölgenin tam ortasından geçen 89 kilometrelik Rusya'nın en uzun aynı zamanda en derin nehri olan Mızımta Nehri
dağlardan taşıdığı sular ile Karadeniz'i devamlı besliyor. Nehrin ve bölgenin çevresini kuşatan 3 dağ ise Ruslar tarafından şöyle isimlendirilmiş. Açişo, Ayipka ve Kameni Stop diye sıralanıyor. Aynı zamanda bu dağlardan akan suların tadı ise bambaşka bir lezzet bırakıyor insanın damağında. Bu güzel dağların fotoğraflarını Instagram sayfamdan beni takip ederek de görebilirsiniz. Bu bölgede yeme içme gibi ihtiyaçlarınızı ekonomik bir şekilde gidermeniz kısıtlı olduğu için restoran gibi yerlerde ortalama kişi başı ücret 400 ruble ile 1000 ruble olarak değişiyor. Türk damak tadına çok uzak olan Soçi ve Krasnaya Palyana mutfaklarının sizleri tam olarak doyuracağının garantisini veremesem de doğal güzelliklerinin ruhunuzu doyuracağını garanti edebilirim. Bölgede Yandex taksi kullanımı var olsa da biz otobüs kullanımını seçtik. Bulunduğumuz yerden çok uzakta olmayan Gazprom'un tesislerinin içerisinde bulunan Aquapark'ta muhteşem bir dağ manzarasının içerisinde içi sıcak su ile doldurulmuş açık hava havuzunda hayatımızın en güzel anlarını yaşadık ailece. Evet sevgili dostlar, şu anda Rusya'dayız. Soçi'de, İsviçre'de değil, Krasny Palyan dediğimiz Kafkasların en güzel yerlerinden bir tanesine inşa edilmiş bir yüzme havuzundayız. Dışarıdayız tabii ki. Görüyorsunuz arkamda Soçi'nin dağları, Atlar Dağları da diyebiliriz. Hemen arka tarafta daha güzel bir dağ var. Üstü karlı, muhteşem bir görüntü. Gerçekten insanın bir kere mutlaka burada olması gerekiyor. Su şu anda kaç derece bilmiyorum ama sıcacık yani. Gayet konforlu bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim ben size. İçeceğinizi alabilirsiniz. Gene burada içebilirsiniz. Vesaire vesaire. Ailem ve çocuklarımla beraber gerçekten müthiş anlar biriktiriyorum burada. Yaşıyorum değil, biriktiriyorum sevgili dostlar. Tabii bu güzel havuz sefasının ardından sinüzitlerimden her zaman müzdarip olan ben gene hasta oldum. Evet sevgili dostlar, Soçi bölümümüz sona erdi. Sona eriyor. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın çünkü Soçi hakkında birçok fotoğrafı da oraya atıyorum. Kameraya yansımayan görüntüleri. Aynı zamanda şu anda bulunduğum bölge Ermenilerin en çok yaşadığı bölge. Ve buradan bir video daha çıkartacağım. Şu anda Rozo Hutor adlı bölgedeyim sevgili dostlar. O videoyu da seyretmek için abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Her hafta bir zaten yeni bir video atıyorum. O yüzden takip etmeyi unutmayın kanalı. Soçi'den sevgiler, selamlar. Paka paka.